Baba. Baba. Sakin. Sakin ol, tamam. Yok, yok. Olamaz. Baba, babam... Tamam, gel sakin ol. Tamam. Tamam, gel sakin ol. Otur şuraya. Otur sen. Sakin ol. Beyefendi, emin misiniz? Biz burada yatan hasta Salim Kaya'dan bahsediyoruz. Yani... ölen kişinin olduğuna emin misiniz? Vallahi benim de bildiğim öyle. Başınız sağ olsun, ne diyebilirim? Tamam. Babam nerede? Tamam. Dur, sakin ol. Dur, sakin ol. Babamı göreceğim. Tamam. Babamla tamam, geleceğim. Tamam. Babamla tamam, geleceğim. Tamam, önce bir dışarı çıkalım. Gel. Gel. Tamam. Tamam, sakin ol. Babacığım. Allah'ım, ablamı doğru olamam. Sakin ol. Tamam. Gel otur şuraya, otur. Hayır, hayır, istemiyorum. İstemiyorum. Tamam, tamam, sakin ol. Senin hiçbir suçun yok, sakin ol. Baba, baba, benim yüzüm. Benim yüzüm. Hayır, 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 senin hiçbir suçun yok. Derin derin nefes al, hadi. Tamam. Pardon, yapabileceğim bir şey var mı? Bir bardak su alabilir miyim? Tabii. Teşekkürler, sağ ol. Zehra, hadi iç. İç biraz. Hadi, buyurun. Birkaç şurum daha al, bak iyi gelecek. Tamam, tamam, tamam. Baba! Hayır, baba, hayır, hayır, baba, hayır, hayır, nerede? Hayır. Ben babamı görmek istiyorum. Tamam, tamam, sakin ol. Bekleyemem, şimdi görmek istiyorum. Zehra, otur. Otur, otur şuraya. Göreceksin. Tamam, göreceksin. Ama zamanı geldiğinde. Bak, sen şimdi beni burada bekle, tamam mı? Ben gelene kadar hiçbir yere ayrılma. Söz mü? Tamam, bekle beni. Başhekimin odası neresi? Koridorun solunda. Ya öyle işte. Dün geziyordu adam ama bugün yok. Vakti gelen gidiyor. Hastaneymiş, doktormuş, kar etmiyor kızım. Komşulara apar topar getirmişler adamcağızı. Ama ecel gelince başa kar etmiyor hiçbir şey. Rahmetlinin neyi oluyorsun kızım? Çıkaramadım da. Kızım ben. Başın sağ olsun kızım. Ne diyeyim? Allah rahmet eylesin. Allah sabır versin. Verir de. Yüce Mevlam. Çekemeyeceğin derdi sırtına yüklemezsin. Takdir ilahi. Ne dersin? Ölen ölünmez kızım. Cem Evlen.
Hadi gidiyoruz. Baba. Benimle gel. Baba. Baba. Merak etmeyin, gayet iyi. Sakinleştireceğine yapıldı, şu anda uyuyor. Babacığım. Babacığım şükür hayattasın. Allah'ım. Allah'ım binlerce kez şükürler olsun. Peki bu nasıl olmuş, ben anlamıyorum. Bir yanlış anlaşılma diyelim. Baba seni kaybettim sandı. Dünya başıma yıkıldı. Çok şükür hayattasın. Peki nasıl getirilmiş buraya, durum nasıl? Ben tüm ayrıntılarını öğreneceğim birazdan. Canım babam. Bir saniye izin verir misiniz? Bir sorun mu var? Rutin kontroller. Saatte bir tansiyonu ölçülecek. Merak etmeyin. Kaç çıktı? 12'ye 8. Gayet iyi, merak etmeyin. Çok şükür. Refakatçi olarak sizin adınızı mı yazacağız? Evet evet, kızıyım ben. Zehra. Kervancıoğlu. Benim de adımı yazar mısınız? Ömer Kervancıoğlu. Ya senin burada kalmana gerek yok gerçekten. Ben buradayım nasılsa. Hem yapabileceğim bir şey de yok. Ama ben burada olmak istiyorum. Efendim Ayşe'cim? Dışarıdayım, ne oldu? Yok, biz bugün geç geliriz. Yani bugün için başka planlarımız var aslında. Siz bizi beklemeyin. Tamam Ayşe'cim, onun da sana selamı var. Görüşürüz. Bir şey sormadı mı? Hayır. Yani ikimizin birlikte olması ona yetiyor. Sağ ol. Ne için? Yanımda olduğun için. Yani olması gereken de bu değil mi zaten? Ben sana yiyecek bir şeyler getireyim. Hiç iştahım yok gerçekten. Ama olmaz böyle. Yani en azından birkaç lokma bir şeyler yemen lazım. Bayılmamak için. Geliyorum ben. Baba? Baba? Yazmış. Düştüğünde oldu herhalde. Ne olur iyileş baba. Burada böyle sessiz sessiz yatmana dayanamıyorum. İyileş, ne olur.
Kolay gelsin Koray oğlum. Hah, Şükran teyze hoş geldin. Hoş bulduk. Gel otur şöyle. Yok, çok işim var. Gideceğim de. Salim yok mu? Yok. Vallahi öğleden beri bekliyorum. Gelmedi hala. Yani telefonunu da aradım. Ulaşamadım. Allah Allah. Zehra da bugün aramış babasını, ulaşamamış. Dur bir de ben arayayım. Çalıyor. Ha, alo. Aa, Zehra. Babanın telefonunu sen açtığına göre berabersiniz demek ki. E kızım neredesiniz? Evde misiniz? Ne? Nerede şimdi? Şükran teyze ne olmuş? Kızım nerede yatıyorsa söyle hemen gelelim. Şükran teyze gerçekten gelmene gerek yok. Babam gayet iyi. Olur mu öyle şey kızım hiç ya? Sen kapat telefonu, ben geliyorum hemen. Tamam ama gelsen de yapabileceğim bir şey yok. Yani ben buradayım zaten. Bir şey olursa sana haber veririm. Tamam mı? Tamam, peki kızım, peki. Ama bana mutlaka haber ver bak ha. Sabahı sabah yaparım, bütün gece uyuyamam. Tamam. Tamam, hadi kapatıyorum. Gelmek istedi ama. Duydum. İyi idare etti. Ona bir yıl yalan söylemişim. Yine aynı meseleye mi döneceğiz? Bunun neden yaptığını ikimiz de çok iyi biliyoruz. Kalp spazmı geçirmiş, öyle mi? Evet. Öyle söyledi doktorlar. Eğer ona bir şey olsaydı, ya onu kaybetseydi? Şş, sakin ol, hiçbir şey olmayacak. Bak, kulaklarınla duydum. İyi bir şey yokmuş. Ah babacığım. Sen beni bir gün affetsen de ben sana yaşattıklarım için kendimi asla affetmeyeceğim. Biliyorum. Çok kırgınsın. Çok üzüldün. Çok incindin. Ama ben böyle olsun istemedim baba. Senin tırnağın ucu kırılsa benim yüreğimden et kopar. Hani atölyede ufak bir kaza geçirmiştin. Ayağına çivi batmıştın Nurşen teyzeden yemek masasını yaparken. Sonra ben her gün seninle işe geldim. Niye biliyor musun? Tehlikeli bir durum olursa uyaracaktım seni. İşte çocuk aklımda. Amacım yalan söylemek değildi baba. Seni üzmek istemedim. Yemin ederim. Ama göz göre göre de ölmene izin veremezdim. Bunu yapamazdım. Sen ömrün boyunca bizim için çabalayıp durdun. Hiç uyumadığın geceleri biliyorum. Haldeyken ben seni nasıl bırakabilirdim? Ama her şeyi mahvettin.
neredeyse benim yüzümden ölüyordu. Biliyorum çok zor senin için. Ama lütfen affet beni baba. Ne olur affet beni. Sen de çok yoruldun. Yo, iyiyim ben. Baban nasıl? İyi değil bence. Öylece uyuyor. Uyanmasını bekliyorum. Bir gözlerini açsın. Bana bir baksın. Bir şeyler söylesin. İşte o zaman ikna olacağım iyi olduğunu. Bak doktorları duydum. Baban iyi, bir şey yok. Sadece biraz yorgun. Evet. Yorgun. Benim yüzümden. Ben bu hale getirdim onu. Efendim babacığım. Doğru. Ne doğru mu baba? Evlendiğin. Bir yıl. Bir yıldır gözümün içine baka baka yalan söylediğin. Evlendin. Bunu nasıl yaptın? Baban. Baba, lütfen beni dinle. Bak, durum öyle değil. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun dedi bana. Hayatı boyunca tek kötü söz söylemeyen babam. Bana yazıklar olsun dedi. Eğer ona bir şey olursa ben bu vicdan azabıyla... Hayır. Bak bir kez daha söylüyorum. Sen yanlış ya da kötü hiçbir şey yapmadın. Söylemeden, onun rızasını almadan evlendim ben. Bir yıl. Koca bir yıl gözlerinin içine baka baka yalan söyledim. Daha ne yapacaktı? Evet. Babana söylemeden evlendin. Ama bunu neden yaptığını hatırla. Baban için yaptın. Onun yaşaması için, onun hayatı için yaptın. Ne olur daha fazla kendine yüklenme. Ne olur.
Baba. Baba. Babacığım. Babacığım nihayet uyandın. Baba. Baba konuşmayacak mısın benimle? Olsun. Olsun iyisin ya. Allah'ım dualarım kabul oldu. Ama beni çok korkuttun. Hastamız uyanmış. Günaydın. Günaydın. Sevinç gözyaşlarım onlar. Vallahi çok şanslısınız. Kızınız gece boyunca yanınızdan bir saniye ayrılmadı. Gözünün yaşı da hiç kurumadı. Peki. Tansiyonunuz normal. Geçmiş olsun. Ne zaman çıkabilirim buradan? Hemen. Birinci kattaki danışmaya sorarsanız taburcu edilmeniz için gerekli işlemleri size söyleyecekler. Tekrar çok geçmiş olsun. Sağ olun. Babacığım, ben hemen halledip geleyim. Uyandı. Babam uyandı. Çok sevindim. Söylemiştim sana. Hı hı. Neyse ben gidip çıkış işlemlerini halledeyim. Taburcu edebilirmişiz. İyi çok şükür. Tamam ben hallederim. Sen babanı yalnız bırakma. Baba, neden kalktın? İşlemler bitene kadar dinlenseydin zaten yeni uyandın. İşlemler tamamlanınca çıkabilirmişiz. Babacığım dur, ben bağlayayım. Saatin. Diğer eşyaların da çantamda. Not defterim falan. Geçmiş olsun. Hadi.